İki kelimeden oluşuyor, kalıplaşmış bir tabir. Birleşik yazılıyor genellikle, şöyle de soruluyor efendim. Mecazi anlamda güçlü, ünlü, tanınmış kimse. İki kelime dediniz. İki kelime, fena metafor var işin içerisinde. Tanınmış. İlla kimseler için değil, bazen mesela böyle artık kişileştirilmiş markalar, firmalar içinde. Sanayinin nokta noktaları. İki kelime. Bir harf alayım. Alalım bence de. Veyahut da mesela Türk müziğinin nokta noktaları. Bir harf daha alayım. Programımızın nokta noktaları. Ağır taş. Ağır top. Ağır top. 500 puan değerindedir. Zor soruydu vallahi. Güzel atlattınız. Şimdi biraz rahatlatalım sizi. Çok basit bir soru geliyor karşınıza. Kaçırmayın bunu. Hiç de harf almayın ne olur. Masal aleminin masif ahşap yalancısı. Pinokyo. 4000. Yuvarladığınız kasayı. Geriye de 6 tane sorunuz kaldı. Bu 4000 puanı buradan alır 9400 puana taşırsınız efendim. Umarım. Çok da güzel olur. Buyurun gelsin. Zemin üzerine kurulmuş yüksekçe yer anlamında Fransızca kökenli bir sözcüktür. Bir şey bak, tek kelime mi? Tek kelimedir. Batı kökenli bir sözcüktür Fransızca. Zemin üzerine kurulmuş yüksekçe yer. Bir harf alayım. Buyurun. Şu anda mesela biz zemin üzerine kurulmuş yüksekçe bir yerdeyiz fark ettiğiniz üzere. Evet. Bir. Ne diyoruz? Nedir bu? Buraya bir. Ne kurmuşlar? Şu an hiç aklıma gelmiyor. Bir harf daha aldık. Aldık bir harf daha. T'si F'si yan yana. Fransızca kökenli bir kelime. Zeminin üzerine kurulmuş yüksekçe yer. Seyircinin oturması için kurulmuş. Platform. Bravo! İkinci 8 harfli cevabınız. İki kelimeden oluşmaktadır. Aslına bakarsanız kelimelerden ilki bir nidadır. Buyurun gelsin. Birinin kötü duruma düşmesine sevinmek. Oh olsun. Mıkmak diye bitsin. Nida'yı buldum. Oh olmak. Oh olmak demeyiz. Bir, arkasından bir. Oh çekmek. Oh çekmek. Rahatlamak anlamında da kullanılıyor. Uçtu gitti. Şimdi sokak jargonundan bir tane sorum var demiştim. Siz de hemen karalar bağlamıştınız. Muhtemelen duymuşsunuzdur öğretmenim. Umarım. İki kelimeden oluşuyor. Yine mekmak diye bitiyor. Şöyle soruluyor. Argo'da birine bir davranışa çok sinirlenmek anlamında kullanılan bir tabirdir. Harf alayım. Buyurun. Bu adama çok güzel yerden geldi. En güzel harfi geldi. İki kelime unutmayalım. Ayar olmak. Ayar olmak. 800 puan değerinde. 46 saniye kaldı. Son 3 soru için gayet yeterli bir süredir. Son 3 sorumun içerisinde de çıkıntılık yapacak bir soru yoktur. Rahat rahat şeyler bunlar. Haydi bakalım. 9000 olur bu iş. Olur Elif Hanım. Sadece iç çamaşırlarıyla veya yarı çıplak bir halde anlamları da kullanılan bir tabir. Sadece iç çamaşırlarıyla dışarı fırlat. Yani o gümbürtüyü duyunca nokta nokta dışarı fırladı. Şimdi çıplak kullanmışsınız. Yarı çıplak diyor zaten. Ama iç çamaşırlarıyla diyor. Şey, iki kelime mi dediniz? İki kelime dedim. Bir harf alayım. Buyurun. İç çamaşırlarıyla dışarı fırladı. Bir harf daha alacağım. Buyurun. 8 saniye, 7 saniye. Durduralım mı artık? Bir şey söyleyeceğim ama don gömlek. Ürkmeyiniz. 700 puan değerinde. 6900 yaptı kasayı. Süre konusunda biraz derdimiz, sıkıntımız var. Evet, 10 harfli cevapları bulunan 2 tane soru var elimde. 5 saniyede ikisine birden cevap vermek lazım. Şu anda 8900 puana ulaşabilecek durumdayız. Moralinizi bozup lüzumsuz harfler de almayın. Kolay şeyler bunlar. Don gömlekten daha kolay şeyler. Buyurun efendim. Birleşik yazılır. İki kelimeden oluşur. Birleşik yazılır. Şöyle sorulur. Gece kalmadan dönülen seyahatler. Aldık mı harf? Almasaydık. Almadık. Günübirlik. Günübirlik.